Limbik Beyin dünyasına bilim, merak ve eğlenceye hoş geldiniz. Sanırım birçoğumuz ayılmak için güne kahveyle başlıyor. Ne zaman uykumuz ya da gıybetimiz gelse kahveye sarılıyoruz. Peki kafein bizi nasıl ayakta tutuyor? O en ihtiyacımız olan zamanda beynimizi nasıl etkiliyor da kendimize gelmemizi ve daha enerjik olmamızı sağlıyor? Gün boyunca gerçekleştirdiğimiz tüm görevler süresince enerji kullanır, bu ihtiyacımızı ATP'lerle karşılarız. ATP kullanıldığında parçalanır ve adenozine dönüşür. Böylece gün içerisinde enerji kullandıkça beynimizdeki adenozin miktarı da gitgide artar. Bu adenozinler nöronlardaki reseptörlerine bağlanır. Bu bağlanma ile birlikte beyin aktivitesi ise gitgide düşer. Aslında bu beynin temel bir işleyiş biçimidir. Gerçekleştirilen görev arttıkça gün içerisinde beyindeki adenozin miktarı da artar ve bu daha bitkin hissetmemize sebep olur. Sonucunda dinlenme gereksinimini, yani uykuyu ortaya çıkartır. Uyuduğumuzda ise kullanılan enerji düştüğü için beyindeki adenozin miktarı da azalır. Böylece uyandığımızda daha dinç ve dinlenmiş hissederiz. Görünen o ki içtiğimiz kahve de benzer bir etkiye sahip. Kafein, günlük olarak sıklıkla tükettiğimiz çay, kahve, çikolata, kola ve enerji içeceklerinde yoğun olarak bulunuyor. Biz bu ürünleri her tükettiğimizde içlerinde bulunan kafein önce kana ve buradan da beyne ulaşır. Beyne ulaştığında ise hücrelerde bulunan adenozin reseptörlerine bağlanır. Fakat kafein adenozin olmadığından reseptörlere bağlandığında onları aktive etmez ve o yorgunluk hissini yaratmaz. Bununla birlikte bu reseptörler kafeinlerle kapatıldığı için buralara adenozin bağlanamaz. Sonuç olarak adenozinin yarattığı yorgunluk hissi ya hiç oluşmaz ya da oluşan his ortadan kaldırılır ve yenilenmiş hissederiz. Kafeinin vücudumuza olan etkisi 6 saat kadar devam etse de yarılanma ömrü 3 saat olduğu için yoğun etkisi yaklaşık 2 ila 4 saat boyunca görülür. Bu saatten sonra aynı etkiyi almak için tekrar kafein tüketmemiz gerekir. Bununla birlikte eğer her gün düzenli bir şekilde kafein tüketen biriyseniz, kafeinin istenen etkisini elde etmek için bir bardak kahvenin bir süre sonra yetmediğini fark etmişsinizdir. Sabahları kahve içmeden kendime asla gelemem. Kafein toleransı denen bu olay, düzenli şekilde kafein tüketen insanlarda gelişen bir durumdur. Bunun sebebi, nöronların kafeinler tarafından bloke edilen adenozin reseptörlerini tolere edebilmek için daha fazla adenozin reseptörü sentezlemesinden kaynaklanır. Bu kişiler daha fazla reseptöre sahip olduğu için benzer bir etkiye sahip olabilmek adına daha fazla kafeine ihtiyaç duyarlar. Eğer kafein toleransı geliştiren bu kişiler birden kafein tüketmeyi bırakırlarsa adenozin reseptörleri çok fazla olduğu için uykuyu tetikleyen etkiler bir o kadar şiddetlenecektir. Bu sebeple bu kişiler tükenmiş, uykulu ve asabi hissederken konsantrasyon problemleri yaşarlar. Bu durumu gidermek için kafein tüketimini devam ettirmek zorunda kalsalar da bu bir bağımlılık değildir. Özellikle de aynı aileyi paylaştığı kokain ve metamfetamin gibi diğer psikoaktif maddeleri düşündüğümüzde. Nitekim tüketilen kafein yavaşça kontrol altına alındığında adenozin reseptörleri bir hafta içerisinde normale dönebilir. Limbik beyinde başka neyi görmek istersin? Yorumlara yazabilir, bizimle paylaşabilirsin. Unutmayın, bilim, merak ve eğlenceyle kalın.